Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmaqni bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bizlerge bidar utkazmağını sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek ayı Ramazan'da, bu Ramazan'ın mübarek keçelerinden biri de, Allah'ın üyelerinden bir uy bulmuş sizlerinin muhteşem mescidinizde, bu ayda utkazayarken, Ramazan ruhi terbiye, kalp pakligi ve ahlak sayqali ayı mavzusudagi sohbetlerimizden navbettegisini birgeleşip baham köremiz. Bu işte fakat Allah'ın özüden, yalğız özüden yardım soragan halde bulamız. Başka mescidlerde ötken sohbetlerimizde biz bendenin kalbi pakligi, ahlakı sayqaliga amul bo'ladigan, vosita bo'ladigan narsalar to'g'risida suhbatlashib kelayotgan edik. Avval farz ibodatlari, rukun ibodatlarini gapirdik. Bundan keyin qiroati Qur'on, Allohning zikri. Undan keyin shu zikrlarni tartibga solish bo'yicha mu'min musulmon odamning kundalik tartibi, kun tartibi, avrotlari, vazifalari to'g'risida gaplashdik. Bugun sizlar bilan mu'min musulmon bandaning qalb pokligi, axloqining go'zalligini ta'minlovchi yana ba'zi bir omillar to'g'risida sohbat qilamiz. Mashoyixlarimiz bandaning qalbini pokligi, axloqining sayqaliga sabab bo'ladigan omillardan biri tafakkurdir deydilar. Tafakkur so'zi fikr o'zagidan olingan bo'lib, bir narsa haqida chuqur fikr yuritish, mulohaza qilish, uning nozik joylarigacha aqlini ishlatib, oqibatini o'ylab ko'rishni aytiladi. Tafakkur insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan alomatlardan biridir. Boshqa jonzotlarda aynan insondagi tafakkur yetishmaydi. Ular o'zlari ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarni nozik taraflarini tafakkur bilan, taammul bilan idrok etish imkoniga ega emaslar. Faqat inson zotigina tafakkur ne'mati bilan ne'matlangan va bunga Alloh taologa qancha shukrona qilsa, shuncha ozdir. Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom tafakkur dinidir. Qur'oni Karim o'zining bir qancha oyatlarida siz bilan biz bandalarni tafakkurga chorlagan. Bu oyatlar juda ko'p. Biz namunaga bittasini o'rganamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. الله تعالى bu ayeti kerimede ayetti ki elbette osmanlar o yerini halk kılınışı yaratılışı da keçayı kündüzünü almasınışı da aklı var kişiler için cüde kub ayetler, bilgiler, alametler vardır. Osmanga nazar salıp tefekkür kılsa, yerge nazar salıp tefekkür kılsa, keçe kündüzünü birdek almışıp duruşuga tefekkür kılsa, akıllı adamga cüde kette bilgiler namayan buladı. Bu narsalar öz-özüden payda bulup kalışı mümkün emesliğe. Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka hiçbir zat bularını yarata almasligini biladı, işanadı, idrak kıladı. Ana şu idrak kılış için akıllı buluş gereken. İkincisi ne? İkincisi اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. İkincisi demek tik durganda hem, oturganda hem, yan başlaganda hem Allah'ını zikir kıptıradigan bende buluş gereken. Fakat yalnız aklını ozup olsa ihtimal bu tarafka tefekkürü yetmeye kalışı mümkün. Osmanlar o yerine Allah yaratkarligini, keçeyi kündüzünü Allah almıştık duradigan kıpkoygarligini idrak kılanmaya kalışı mümkün. Yalnız akıl bilen. Akılge koşulup kişide daimi ravişte Allah'ını zikir kılıp duruş sıfatı hem bularak. Bundan keyin üçüncüsü ve yetefekkarûne fî halkı semâvâti vel ard. Ana o şu derslerinin yaratılışını tefekkür kıladı. Tefekkür kılıp ahirge yetkende subhaneke dedi. Parvardigarım uzun paksan ma halakta hâde batilen. Bunu batılge bekardan bekarga yaratkenin yok. Şunca narsanı yaratıp o işinde elbette bir maksat var. Artıdan bir hikmet var. Ana tefekkürünü faydalı buluşu için insan zatı da akıl ve en muhimi Allah'ın isteş, zikir kılıç, yatkende hem, turgende hem, yurgende hem Allah'ın zikri bilen birge buluş lazım eken. Hakikatten her bir bende tefekkür kılsa, şunday bir payan asmanını kayırdan payda bu gerliliği hakkı da öylese. Ondaki sansız, sanaksız planeteler, yıldızlar, yana başka nesnelerini birbirine uğraşıp gitmezden bir hırda aylanıp duruşunu görse. Kıyaşını görse, ayını görse, onların tefekkürünü kılsa. Kıyaş milyonlar yıldan beri ziyasını saçmakta, bu ziya hiç kem kalmaydı. Bir hıl vakitte çıkardı, bir hıl vakitte batadı. Ay ham şundak, yıldızlar ham şundak. Bunların hemmesi uz-uzudan buldu mu? Ya ki kim kıldı bunlarını? Yegane, Halık, Müdebbir, Allah'tan başka hiç kim bunlar seni kılalmaydı. İnsan, insaf bilen o